LGS dershanesinde seninle çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Sana en büyük katkıyı ne sağlamıştı? Her hafta mini ve genel denemeler oluyordu. Bu denemeler sonucunda hata ve moral denemeleri oluyordu. Burada yaptığım yanlışları anlayıp bir daha o yanlışları yapmamaya çalışıyordum. Peki canlı derslere ne kadar katıldın? %60-70 civarında. Senin için o da yeterli olmuştu. Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %45'e varan indirimlerle seni bekliyor. Detaylar tonguçakademi.com'da. Herkese selamlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hızlanma kampımızın matematik bölümünün 3. dersini yapıyoruz ve gerçekten de kampımız çok güzel devam ediyor. 3. video ile beraber ne yapacağız? Kampımızı tamamlayacağız ve bu şekilde de eksiklerimizi gidermiş olacağız arkadaşlar. Diyelim ve haydi bakalım toplanın. Dersimiz başlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzel bir gündeyiz. 8 Mart Cuma günü ve doğrusal denklemlerle beraber kampımızın 3. videosunu tamamlayacağız diyelim ve hemen ödevlerini hatırlatmak istiyorum. LGS Matik Sarmal denemelerinden arkadaşlar ne yapıyorsun? Hemen bu kitabımızdan 4. denemeyi çözüyorsun. Hemen bakalım 4. denememizde neredeymiş? 9. denememiz var arkadaşlar. 4 tane denememiz var. 4, tane pardon. 4. denemeyi çözüyoruz. Yoksa baya bir denememiz var arkadaşlar içerisinde. 4 denemeyi çözüyorsunuz ve güzelce buradan bilgilerinizi güncelliyorsunuz diyelim. Ee, sevgili arkadaşlar bunun yanında bir de hızlanma denemelerinden de dördüncüsünü çözüyorsun. Bakalım hızlanma denemelerimizde ikinci denememiz var ve buradan da arkadaşlar matematik bölümünü güzelce ne yapıyorsun? Tamamlıyorsun diyelim ve bunları da yaptıktan sonra zaten bilgilerini güncellemiş ve yeni denemelere hazır hale gelmiş oluyorsun. Bunun yanında sevgili arkadaşlar tabii ki böyle bu üçlü kitap setini aldığın zaman yani setlemi yerine bu üçten kitabı satın aldığın zaman bunun yanında sana ne hediye ediyoruz? Tabii ki ana denemeleri. Artık netler artıyor. Yani bu hızlanma kampını çalıştın. Bu kitaplarını çözdün. E bundan sonra artık ne olacaktır? Artık netler artacak. E bunu da çözdüğün zaman arkadaşlar inanılmaz bir şekilde LGS sürecinde bu kalan zamanda çok daha iyi netler çıkaracağını düşünüyoruz sevgili arkadaşlarım. Şimdi üçüncü adım dedik. Üçüncü kampımızda neler var bakalım hemen arkadaşlar. Çarpanlar katları zaten tamamlamıştık. Yani birinci bölümü olan kampımızın ilk videosu olan e, arkadaşlar konularımız çarpanlar katlar, üstü ifadeler ve köklü ifadelerdi. Sonra ikinci videomuzda veri analizi ve olasılık ve cebirsel ifadeleri böyle üstünden geçtik. Ve son olarak da doğrusal denklemler videosuyla beraber bugün kampımızı sonlandıracağız sizlerle beraber. Ve arkadaşlar güzel bir tekrar olduğunu düşünüyorum sizler adına eksiklerimizi giderdik ve tabii ki burada da ufak analizler yaptık sizlerle beraber. Diğer derslerimizde de bu dersimizde de doğrusal denklemlere bakacağız. Doğrusal denklemler acaba kaç soru çıkmış? Ne kadar çıkmış? Onlara bakacağız. 2020'de soru çıkmadı arkadaşlar çünkü biliyorsunuz yarı dönemden sınav olduğu için orada soru çıkmadı. 2023'te deprem felaketinden dolayı biliyorsunuz ilk dönem konuları çıkmıştı sadece ve arkadaşlar ikinci dönem çıkmamıştı. 2021'de iki, iki soru gelmiş, 2022'de ise arkadaşlar üç soru gelmiş diyebiliriz. Demek ki iki ve üç soru karşımıza gelebiliyor. Bunu da özellikle burada uygulamış olalım. Yani ben iki soru geleceğini tahmin ediyorum grafiklerle yorumlamalarla alakalı. Bakalım 2024'teki LGS'de durumlar neyi gösterecek arkadaşlar? Umarım güzel ve kolay bir soru çıkar ve umarım çalışanlar sizler de bu soruları çok rahat bir şekilde yaparsınız diyelim. Şimdi tabii ki bunları anlattıktan sonra artık yavaş yavaş ne yapalım dersimize doğru bir geçiş yapalım. Şöyle kalemlerimizi de alalım arkadaşlar yanımızda dursun. Zaten bizim biliyorsunuz iki tane önemli unsurumuz var. Bir çalışmak, iki kalem ve silgimiz ve kitaplarımız. Tabii ki bunlar olduğu sürece arkadaşlar en güzel liseler rin bizim olması için hiçbir e, ne e, olumsuz durumu yok çalışırsak her türlü arkadaşlar liseleri çok da güzel bir şekilde garantileyebiliriz e, arkadaşlar şimdi bakalım. E, doğrusal denklemler neydi? Arkadaşlar ilk olarak ne görmüştük? İlk olarak demiştik ki koordinat sistemi. Arkadaşlar koordinat sistemi dediğimiz şey iki tane sayı doğrusunun 90 derece ile birbirini kesmesiyle oluşan dikey ve yatay uzunlukların birbirini arkadaşlar kesmesiyle oluşan bu sisteme koordinat sistemi diyorduk. Koordinat sistemimizde iki durum vardı. Bu durumlardan bir tanesi yani bir noktanın iki verisi vardı. Bunlardan bir tanesi x ekseni, ikincisi y ekseni arkadaşlar. Y ekseni bakın. İkisinin kesim noktası da bize a noktasını veriyordu. Burada arkadaşlar her zaman x sırada x yazılır. Yani şu a dediğimiz şey x. Bunların yerleri değişmez. Hatta bunlar arkadaşlar sıralı ikili de diyorlar. Sıralı ikili de diyorlar. Yani önce her zaman x yazılır sonra y yazılır diyebiliriz. A ve b şeklinde bu noktada bu noktanın koordinatları da a b şeklinde ifade ediliyor. Mesela b noktası koordinatlarına bakalım. 3'e 1. Yani x'ten 3 alıyorsun, y'den 1 alıyorsun arkadaşlar. Hemen şöyle çiziyorum bakın güzelce. Belirgin olması anlamında bakın şurada. İşte burasına ne diyoruz? B noktası diyoruz. 3'e 1 noktası. Devam edelim. Şu yeşil kalemimi alayım. Eksi 2'ye 3 noktası diyoruz arkadaşlar. Eksi 2'ye 3 noktası. Bakalım hemen şöyle. Şöyle arkadaşlar şöyle eksi 2'ye 3 noktasını aldığımızda böyle güzel bir şekilde yapıyorum ki çok net anlaşılsın diye arkadaşlar. Şuraya da C noktası dedik ve sıfıra eksi 2. Yani X yok Y de eksi 2 arkadaşlar işaretlediğimiz zaman burası da ne oldu? D noktası oldu diyebiliriz ve koordinat sisteminde noktaların yeri bu şekilde bulunuyor ve biz de sizlere bunu göstermiş olduk. İlk bölüm koordinat sistemiydi. Bunu tanıdık. Daha sonrasında arkadaşlar ne görmüştük? Daha sonrasında da sizlerle beraber e, bir tane e, arkadaşlar bir tane bir grafiğin yorumlanması görmüştük. Grafiğin yorumlanması. Arkadaşlar şu formülü özellikle e, vurgulamıştık. Özellikle anlatmıştık. Başlangıç sayımızı yazıyoruz. Yukarı doğru gidiyorsa artıyordu. Aşağı doğru iniyorsa eksiliyordu. Değişim vardı. Bu değişim arkadaşlar ne demiştik? Birim zamandaki değişim arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Birim zamandaki değişimi almanız lazım. Ve yanında x yazıyorsunuz. Şimdi bir tane uygulama yapalım isterseniz. Y ekseni. Y eşittir arkadaşlar pardon. Y eşittir. Başlangıç noktamız neresi? 18'i yazdık bakın başlangıcımız 18 Birim zamandaki değişim yani her şeyin birindeki değişim Mesela bir saatteki değişim başka sorularda bir aydaki değişim başka sorularda bir gündeki değişim bir haftadaki değişim arkadaşlar ya da bir kilometredeki değişim her şeyin birini almanız lazım yani mesela diyorsa sana 3 ayda 180 santimetre uzadı diyorsa sen o 180'i almıyorsun bir ayı yani arkadaşlar 60 santimetreyi alman gerekiyor bunu burulayalım yukarı doğru gittiği için artı yaptım bir e, birdeki değişim arkadaşlar ne kadar 2 santimetre bakın 18'den 20'ye çıkmış o zaman ne yazıyorum buraya 2x yazıyorum ve bu şekilde de doğrusal denklemi kurmuş oluyorum devam edelim bakalım bu sefer başlangıcımız 120 Başlangıcı 120 aldık arkadaşlar. Azaldığı için eksi yaptım. Bakın 3 parça yani 3 saniye diyelim artık. 3 saniyede ne kadarlık bir azalma var? 18'lik. Arkadaşlar 3 saniyede 18 birim azalıyorsak 1 saniyede 6 birim azalacağız demektir. Yani buraya geliyorum 6 çarpı x diyorum. Ve doğrusal denklemi oluşturmuş oluyorum. Eğime bakalım. Eğim arkadaşlar dik üçgenlerde uygulanan dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranı şeklinde hesaplanır. Eğim eşittir eğim m harfiyle gösteriliyor arkadaşlar burada. 30 bölü ne olacaktır? Dikey bölü yatay. Dikey bölü yatay. 30 bölü e, işte 30 bölü 40 sıfırları atarsak tabii ki her zaman sadeleştiriyoruz 3 bölü 4 olarak buluyoruz bize yüzdesini sorarsa arkadaşlar eğer yüzdesini sorarsa hemen ne yapıyorsun buradan 25 bölü 100 diyorsun ve eğimimizin Pardon şurası 75 olacak. %75 eğime sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada gayet de güzel olur arkadaşlar. Çünkü bazen de eğimin yüzdesini soruyor. %75 olarak ne yaptık? Yazmış olduk sizler için. Haydi bakalım eğimden sonra yolculuğumuza devam edelim. Arkadaşlar denklemlerin eğimi var bir de. Denklemlerin eğimi nasıl hesaplanıyor ona bakalım. Şimdi denklemlerin eğimle de, arkadaşlar y eşittir ile başlıyoruz. Bakın y ile başlıyorsak eğim bulmak gayet kolay. Direkt x'in katsayısını yazabiliriz arkadaşlar. m eşittir 4 şeklinde ne yaptık? Yazdık. Eğimimiz 4'müş burada. x'in katsayısı x'i kapatın. Ne kaldı arkadaşlar geride? 4 kaldı. İşte olur. Ama ne zaman böyle yazıyoruz? y ile bir şeyi arkadaşlar y ile başlıyorsanız o zaman eğim x'in katsayısıdır diyebiliriz. Buraya baktığımızda arkadaşlar eğer x ve y aynı taraftaysa bakın x ve y aynı taraftaysa eğim bulmak çok daha kolaylaşıyor. Formülümüzü zaten size verdik arkadaşlar. Eksiğimiz formülden geliyor. x'in katsayısı bölü Y'nin katsayısı şeklinde ne yapmış oluyoruz? Yazmış oluyoruz. Yani eğimimiz eksi 2 bölü 3 oluyor. Burada eğimimiz kaçtı? Burada eğimimiz 4'tü arkadaşlar. Şimdi bunu isterseniz şöyle de yazabilirsin. Yani yukarıya alabilirsin eksiği. Daha da tatlı bir görüntü olmuş olur. Arkadaşlar doğruların eğiminde bir koordinat sisteminde doğruların eğimini ne yapacağız? Burada da değişen bir şey yok. Arkadaşlar dikey bölü yatay yapıyoruz. Hemen şuraya yazayım. Bunun eğimini arkadaşlar şöyle alta yazmışız ama daha gü güzel gözüksün diye şuraya yazayım. Arkadaşlar arkadaşlar eğimimiz ne olacaktır? 3 bölü 1'den cevabımız kaç olur? 3 olur. Devam edelim bakalım. Arkadaşlar şurada söyleyeyim. Eğer eğer e, bir bizim e, doğrumuzun ucu sağ tarafı gösteriyorsa arkadaşlar sağ tarafı gösteriyorsa eğim ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Eğim sağ tarafı gösteriyorsa pozitif. Mesela bakın eğimimiz buradaki eksi birin eksi ne oldu hocam? Onu yazmıyoruz arkadaşlar. Biz bu ekslerle ilgilenmiyoruz. Biz sadece sayılarla ilgileniyoruz. 3 bölü 1'den 3 çıktı. Sağ yatık olduğu için de eğimimiz ne oldu? Pozitif oldu. Devam edelim bakalım. Burada eğimimiz kaç olacaktır? Dikeyimiz 2. Arkadaşlar dikeyimiz 2 eğim eşittir dikeyimiz 2 yatayımız da 2 2 iki bölü 2'den eğimimiz kaç oldu 1 oldu ancak sevgili arkadaşlar ucu yani doğrunun ucu sol tarafı gösterdiği için yani şu ortadaki çizginin solunu gösterdiği için eğim ne olacaktır negatif olacaktır diyebiliriz negatif olduğu için de burada eğimimize sakın 1 demiyorsun eğimimiz eksi 1 oluyor diyelim ve bu bilgileri de hatırlatmış olalım hatta burada şunu da söyleyebiliriz Arkadaşlar dikey olan çizgilerin, dikey olan doğruların diyelim çizgi demeyelim de doğruların eğimi neydi? Tanımsızdı arkadaşlar tanımsız. Şöyle olan çizgilerin eğimi de eğim arkadaşlar ne oluyor bunda da sıfır tam dümdüz yani yatay pozisyonda olan çizgilerinde doğrularında eğimi sıfır oluyor dikey olanlarında tanımsız oluyor bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istediğim gelelim arkadaşlar birazcık sorulara sorularda neler var neler yok onlara bir bakacağız şimdi ilk sorumuz haydi bakalım ekranlarımızda sen de eğer bu soruyu çözebilirsen çok güzel olur ee, hemen kağıdını kalemini aldın güzelce başladın çözmeye çok güzel olur ee, çözemezsen de bizi izle oradan eksiklerini ...gidermeye çalış arkadaşlar diyelim. Şimdi sorumuza bakalım. Eş boyutlu kitaplar eşit uz uzunluktaki iki rafa aralarında boşluk kalmadan dizilince... Son kitaplarla rafın solu arasında 76 cm ve 60 cm'lik boşluk kalıyormuş arkadaşlar. Evet bunları gördük. Sonra buna göre bu raflardan birine dikey olarak en fazla kaç tane kitap yerleştirebiliriz? Dikey olarak arkadaşlar diyor. Aman dikkat. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Bu tip soruların çözüm yöntemi tamamen şöyle. Bak ben buraya x diyorum. Buraya x dersem buraya x dersem Arkadaşlar dikkat ediniz bakın bir tane kitabımızın uzun kenarı bak bir tane kitabımızın uzun kenarı 3x oldu. E o zaman ben buraya da 3x diyemez miyim? Bak 3 tane kısa kenar birleşti bir tane uzun kenar oldu. O zaman ben buraya x diyorum. Burasına 3x diyorum. Buraya da e, x diyorum arkadaşlar. Şimdi buranın uzunluğuna baktığımız zaman buranın uzunluğu arkadaşlar 3, 6, 7, 8. 8x artı 76 santimetre oldu. Hemen geliyorum yan tarafa. Yan tarafta da arkadaşlar ne oldu? Kısa kenarlarımıza x diyorum. Uzun kenarlarımıza 3x diyorum. Arkadaşlar böyle. Buraya da 3x dedim. Ve arada arkadaşlar ne oldu? 3, 6, 7, 8, 9, 10x artı 60 santimetre oldu. Bunların ikisi aynı raf olduğu için birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir diyorum ve denklemi ne yapıyorum? Çözüyorum. Haydi bakalım. Şöyle aldım. 76 eşittir. 10x artı 60 diyoruz. Ve Küçük x'i büyük x'in yanına atıyorum. Her zaman arkadaşlar her zaman küçük x'i büyük x'in yanına zıt işaretle atıyorum. Burada 76 vardı. Sonra art 60 da buraya eksi 60 olarak geldi. Burada ne oldu? 16. Burada kaç kaldı? 2x. 2x 16 ise sevgili arkadaşlar x kaç olacaktır? 8 santimetre olacaktır. Yani kitabımızın arkadaşlar kısa dar olan kısmı yani kitabımız şöyle kitabımızın arkadaşlar şöyle düşünürseniz bakın şöyle düşünürseniz yani kısa olan kısmı 8 cm Uzun olan kısmı ise 3 katı 24 cm olacaktır diyelim. Kitabımız arkadaşlar şöyle kitapta yazalım hatta içine. Evet kitabımızın boyutları bu. Bunu söyledik. Şimdi gelelim ne istiyor bizden? Diyor ki bu rafa kaç tane ...dar yani dikine... Yani dikey olarak kaç tane kitap sığar? Burayı bulalım bakalım arkadaşlar. X yerine 8 yazarsam... ...8 kere 8, 64... ...bakın e, e, arkadaşlar raf diyelim buraya... ...rafın boyuna bakalım. E, 8 yazarsam buraya... ...bakın 8 çarpı 8... E, ...artı 76 yapıyorum... 64 artı 76'dan 140 santimetrelik bir raf uzunluğuna sahibiz. 140 santimetreyi bulduk. Peki 140'ın içerisinde yani dikey olarak 8 santimetrelik bir uzunlukla dikey olarak kaç tane kitap yerleştirebilirim diye sorarsak. 140'ın içerisinde arkadaşlar kaç tane 8 varsa o kadar vardır diyebiliriz. O zaman 140'ı da ne yapıyorum? Hemen 8'e bölüyorum şurada. 14'te 8 bir defa. Çıkarttık arkadaşlar kaç kaldı 6 kaldı 6 yoktur 60'da 8 7 defa 7 kere 8 56 yapar buradan kaç kaldı 4 demek ki arkadaşlar 17 tane kitap sığar diyebiliriz burada da bu sorumuzun cevabını da bu şekilde büyük bir istekle büyük bir e, aşkla diyelim yani arkadaşlar tabiri caizse sizler için çözdük umarım anlamışsınızdır şunu da yapabilirsin. Hocam burada 8x var, burada 10x var. Yani arada 2x'lik bir fark var. Bakın burada güzel bir yöntem de e, aklımıza geldi. 2x'lik bir fark var. 8x, 10x. 2x'lik bir fark var. E, e, arada da 16 santimetrelik fark var. E 2x o zaman 16 santimetreye karşılık gelirse x eşittir. 8 santimetreye karşılık gelir diyebilirsin. Şurayı arkadaşlar bir anda ne yaparsın? Ekarte edersin. Burayı yapmadan da direkt bulabilirsin. Yani 2x'lik fark... 16'ya karşılık geliyorsa 1x'lik fark 8 cm deyip buradan kısa kenarı 8 uzun kenarı 24 bulabilirsin diyelim ve böyle pratik yolları da bulduğumuz zaman hiç affetmiyoruz arkadaşlar. Direkt sizlerle paylaşıyoruz dedik ve bu sorumuzun cevabını da güzelce bulduk. Haydi bakalım yolculuğumuza bir sonraki soruyla devam edelim. Sorumuz ekranda arkadaşlar bir koordinat sisteminde grafik çizme sorusu diyebiliriz. Kareli zeminde verilen radar görüntüsünde teknenin bulunduğu nokta P noktasıdır ve eksi 3'e eksi 1'dir. Eksi 3'e eksi 1 noktasındaymış arkadaşlar. Olarak şekilde bir koordinat sistemi çiziliyor. Tekne çizilen koordinat sistemine göre Orjine ulaştıktan sonra diyor arkadaşlar. Orjine ulaştıktan sonra 2Y artı X eşittir 0 doğrusu boyunca hareket ediyor. Buna göre tekneye verilen noktaların hangisinden geçer demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar bu noktamız eksi 3'e 1 ise ben orijin noktasını bulmak istiyor isem yapmam gereken şey çok basit. Şöyle yapıyorum hemen. Tersine hareket yapıyorum arkadaşlar. Eksi 3 diyorsa X'te ben artı 3 yapıyorum. 1, 2, 3. 3 yaptım. Buraya geldim. Buradayım. Sonra eksi 1 diyorsa ben artı 1 yapacağım. Nereye geliyorum? Buraya geliyorum. İşte arkadaşlar orijin noktamız burası. Hemen ne yapıyorum? Orijini güzelce şuradan çizmeye başlıyorum. Bakın şöyle arkadaşlar. Biraz da şöyle bastırayım ki net gözüksün. Şöyle arkadaşlar koordinat sistemimizi oluşturuyorum. Koordinat sistemimizi şöyle güzelce çiziyorum. Buradan da çizeyim arkadaşlar. Şöyle bakın şöyle çiziyorum. Evet koordinat sistemimiz oluşturmuş olduk. Koordinat sistemimizin uçlarını oklarını da yapalım ki arkadaşlar daha belirgin olsun. Evet koordinat sistemimizi oluşturduk. Biraz daha şöyle hatta kalemlerimle daha üstünden belirgin bir şekilde geçeyim arkadaşlar ki daha şey olsun. Evet koordinat sistemimiz böyle oldu. Evet şöyle de arkadaşlar yaptık. Evet umarım netleşmiştir diye düşünüyorum. Şimdi bu gemimiz arkadaşlar bu gemi arkadaşımız geldi. P noktasından arkadaşlar orijine doğru geldi ve buraya geldi. Sonrasında buradan da hareket edecek. Nasıl hareket edecek arkadaşlar? Şöyle bakın 2Y artı X eşittir 0 dedik. X yalnız bırakıp eksi 2Y olarak ne yaptık? Karşıya attık. Bu arkadaşlar orijinden geçen bir doğru denklemidir orijinden geçen ve bu orijinden geçtiği için birinci noktamız sıfıra sıfır noktası zaten olacak yani orijinden başladığı için ikinci noktayı bulurken de şöyle yapıyoruz arkadaşlar B noktası diyelim X'e e, şey Y'ye 1 verdiğimizde bakın Y'ye 1 verdiğimizde Y'ye 1 verdiğimizde X kaç çıkıyor? Eksi 2. Süper ya da arkadaşlar 3. noktayı bulursak 3. noktayı bulursak diyelim ki y'ye bu sefer eksi 1 verdik y'ye eksi 1 verdik x kaç çıkacaktır 2 çıkacaktır o zaman hadi bu noktalardan o zaman ne yapalım bulalım ve doğrumuzu çizelim arkadaşlar. Şimdi sıfıra sıfır noktası zaten orijin buradaydı gemimizde burada zaten e, x'imiz eksi 2 y'miz 1. Eksi 2'ye 1 noktası arkadaşlar şöyle oluşturduğumuz zaman eksi 2'ye 1 noktası şurası bakın burayı oluşturduk. Sonra ne yapalım 2 eksi 1 de nerededir buradadır arkadaşlar şöyle ne yaptık buradan. Şimdi bu iki noktadan ve orijinden geçen bir doğru çizeceğiz onu da ne yapalım şöyle kitabımızda çizebilir miyiz diye düşünüyorum. Neyse elimizle çizelim arkadaşlar daha da şey olsun şöyle Bakın buradan aldım şöyle 2'ye 2 iki gidiyorum 2'ye 2 iki gidiyorum arkadaşlar 2'ye 2 iki gidiyorum Böyle devam ettiğim zaman buradan da devam ediyorum arkadaşlar şöyle. Şöyle devam edersem gördüğünüz gibi gerçekten de cetvel gibi çizdim ya süper. Harika hangi noktalardan geçti arkadaşlar gemimiz eğer bu doğrultuda devam ederse B noktası arkadaşlar B noktası ve tabii ki K noktasından geçerek yolculuğuna isterse devam edebilir diyoruz. Ve bu şekilde de bu sorumuzun cevabını sizlerle beraber çizmiş olduk ve bu gemimizin yolculuğunu e, bulmuş olduk arkadaşlar diyelim ve haydi bakalım hiç vakit kaybetmeden diğer e, sorumuza bir bakalım neymiş ne değilmiş. Sorumuza baktığımızda LGS 2023 benzeri bir soruyla karşınızdayız. Güzel bir tospa arabamız var. Bakın buradan yavaş yavaş yolculuğunu yapıyor. Sorumuzu okuyalım bakalım. İstanbul'dan İzmir'e seyahat eden bir otobüsün güzergahı ve bazı yerleşim yerleri arasındaki mesafeler aşağıda verilmiştir diyor arkadaşlar buna göre otobüsün deposunda kalan yakıt miktarı ve gittiği yolun zamana göre değişimi aşağıda doğrusal grafik ile verilmiştir Buna göre otobüsün deposunda 160 litre yakıt kaldığında otobüs hangi şehirler arasında yolculuk yap yapıyor olur ya da hangi şehirde olur ona bir bakalım Şimdi arkadaşlar bu e, ifademizde burada yapmamız gereken şey şu bir saat yolculuk yaparsa bakın bir saat yolculuk yaparsa Kaç litre yakıt tüketir? 480'den 440'a düşmüş. Bir saat yolculukta 40 litre yakıt tüketir arkadaşlar. Bu bilgiyi unutmuyorsunuz. 1 saatte 40 litre yakıt tüketiyor. Geliyorum ikinci grafiğime. Arkadaşlar bir saat yolculuk yaparsa aldığı kilometreye kadar... 60 kilometre. O zaman şunu da not alayım bakalım buraya. 1 saat yolculuk yaptığında 60 kilometre bir yol gidiyor. Bu bilgiyi de alt alta yazdım. Arkadaşlar bu iki bilgiden hareketle şunu diyemez miyim ben? O zaman 40 litre yakıtla arkadaşlar 40 litre yakıtla 60 kilometre yolculuk yapamaz mıyız? Nereden söylüyorum? E, bir saat yolculuk yapmışım. 40 litre mazotum gitmiş ya da benzinim. Bir saat yolculuk yapmışım. 60 kilometrelik bir yol almışım. Dolayısıyla ne olur buradan? E o zaman 40 litreyle 60 kilometre yol gittiğimin mantığını kurabilirim. Peki 160 litre yakıt kaldığında diyor. Şimdi bende 480 litre yakıtımı vardı. 160 litre yakıt kaldığına göre o zaman 160 çıkartırsam buradan. Demek ki arkadaşlar ben 320 litre yakıt tüketmiş oluyorum. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? 40 litre ile beraber 60 kilometre bir yolculuk yapıyorsak. 320 litre ile beraber kaç kilometre yolculuk yaparım diyorum ve arkadaşlar buradan hemen mantığı kuruyorum Katlara bakıyorum 4 katı kadar bir artış varsa e, benzinde yolculukta da 4 kat bir artış olur. O zaman buradan ne olacaktır arkadaşlar pardon 8 katlık bir artış varsa burada da 8 katlık bir artış olur. Dolayısıyla buradan ne olacaktır 480 kilometre yol alabiliyorum. Peki hemen bakalım arkadaşlar hemen bakalım 60 kilometre Gebze'ye geldim arkadaşlar. Sonra topladım Bursa'ya geldim. 160 kilometre bir yolculuk yaptım. 150 kilometre daha yaparsam 310 yapar. 310 üstüne 160 daha yaparsam 470 yapar. Tam burada 470 kilometredeyim. O zaman bir 10 kilometre daha gidersem tam nerede oluyorum arkadaşlar? Tam da burada bir yerde oluyorum. Yani Manisa ile İzmir arasında bir yerde yolculuk yapıyor olacağım. Yani cevabımız arkadaşlar Manisa... Ee, İzmir e, otobanı diyebiliriz. Manisa-İzmir otobanında bir yerlerde ne olmuş oluyorum? Orada takılmış oluyorum diyelim ve bu sorumuzda da güzel mantıklar yürüttük, güzel sonuçlar bulduk arkadaşlar ve yolculuğumuzda da e, İzmir-Manisa arasında devam ediyor diyelim. Biz de bir sonraki soruya geçelim isterseniz. Bakalım şöyle kaç sorumuz kaldı? Bir sorumuz daha var. Ondan sonra arkadaşlar yolculuğumuzu sizlerle beraber tamamlamış olacağız. Hemen sorumuza bakalım. Sorumuz neymiş? Diyor ki, LGS 2022'de buna benzer bir soru çıktı diyor. Şekil 1'de 3 özdeş küple oluşturulan e, kulenin e, en üstündekinin ayrıtına ve zemine temas eden doğrusal blok verilmiştir. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Blok'un eğimi %60'mış. %60, süper. E, evet, blok daha sonra eğimi aynı kalmak şartıyla, eğimi aynı kalmak şartıyla, dikkat, %60'lık eğim devam ediyor. Şekil 2'deki gibi yerleştirildiğinde, Soru işaretiyle ifade edilen uzunluk kaç santimetre olur demiş. Arkadaşlar bakalım şimdi şuraya baktığımız zaman buraya ben x dersem buraya x dersem buraya x dersem hemen şunu söyleyebilirim. 3 tane x bölü 150 3 tane x bölü 150 eşittir %60'a karşılık geliyor. Arkadaşlar %60'ı gördüğünüz zaman lütfen 60 bölü 100 olarak hemen zaten yazıyorsunuzdur mutlaka ama sadeleştirmelerinizi güzel yapın. E, sıfırları atın öncelikle. Eğer çok karıştırıyorsan sıfırları attın. Sonra da 2 ile sadeleştir. 3 bölü 5 yap. Misler gibi 3 bölü 5 de yoluna devam et. Çünkü büyük sayılarla daha sıkıntı oluyor diyebiliriz. Buradan da 3 bölü 5'i aldık arkadaşlar. Çarptığımız zaman 15x eşittir. Ne oldu? 450 olursa buradan x eşittir 30 santimetre diyebiliriz. Yani bir tane arkadaşlar bloğumuzun yüksekliği 30 santimetreymiş dedik. Şimdi 30 santimetre ise geliyorum ben buraya. Arkadaşlar burası 30 30'sa burası da 30'sa. E ben buraya bu sefer de m diyeyim hadi. Bilmiyorum çünkü oraya m diyeyim. Eğim de aynıymış. Hadi bakalım o zaman. Dikey bölü yataydan 60 bölü m uzunluğu eşittir. E %60 eşittir. Eğim olarak aynıymış. 60 bölü 100 diyoruz. E zaman her şey kafa kafaya eşit. O zaman arkadaşlar M de kaç santimetre olacaktır? 100 santimetre olacaktır diyorum ve doğru cevabı 100 bulanları da canı gönülden alkışlıyorum. Arkadaşlar demek ki eğimle alakalı ciddi bir sıkıntıları yok bu arkadaşların diyelim. Ve geldik son sorumuza yolculuğumuzun kampımızın hızlandırma kampının son matematik sorusuna arkadaşlar. Şimdi yanda yatay uzunluğu 4 metre. Aman Allah'ım 4 metre uzunluğu demiş. Güzel. Metreyi genelde çok kullanmıyoruz. Üstüne hemen şey değilim mi arkadaşlar? 400 santimetre desek de kimse bize bir şey demez herhalde. Olan %40 eğimli bir çatı vardır arkadaşlar. Kar yağışı sebebiyle yıkılan çatının yatay uzunluğu değiştirilmeden yatay uzunluğu değiştirilmeden %60 eğimli olarak yapılması onarılmasına karar verilmiş. Buna göre onarılan çatının en üst noktası ile birinci durumdaki çatının en üst noktası arasındaki mesafe ne kadardır demiş. Arkadaşlar burada hemen şöyle isterseniz ben çatıyı e, üçgenimizi iki tane çatı eee e, Örneği çizeyim. Daha böyle büyük çizmeyelim. Çatımız orada dursun. İki tanesini arkadaşlar çiziyorum. Biraz daha dik olacak çünkü çatılar e, dik yapılmış ki kar durmasın diye. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar, şöyle aldık kalemimizi bakalım. Şimdi burası normalde 4 metre biliyorsunuz. Yani 400 santimetre. Cm. 400 santimetrede şöyle arkadaşlar eğimimizle alakalı olduğu için şöyle bir çizgi çektim de. Burası 200, burası da 200 santimetre olmayacak mı? Çok güzel. O zaman ben şuna X dersem arkadaşlar, eğimi zaten vermiş. Eğim kaç arkadaşlar? %40. Öncelikle eğim %40'mış. Ne yapıyorum? Hemen onu e, arkadaşlar buluyorum. Hemen şurada yapayım. Birinci duruma göre X bölü 200 eşittir arkadaşlar. 40 bölü, 40 bölü 100 diyorum. Bakın buradan iki katına çıkmış. Bu da iki katına çıkarsa arkadaşlar x eşittir 80 santimetreymiş. Evet birinci durumda arkadaşlar x'imiz kaç santimetreymiş? 80 santimetreymiş diyebiliriz. Devam edelim bakalım. Şimdi ikinci duruma baktığımızda arkadaşlar ikinci durumda daha dik yapıyoruz. Çünkü kar durmasını istiyoruz. Yoksa biraz sıkıntı oluyor. Burası değişmemiş. Yine 200. Buraya da arkadaşlar ben yine ne diyeyim? E, y diyelim bu sefer. Y diyelim. Eğimimiz %60 oluyormuş. Hadi onu bulalım bakalım sevgili arkadaşlar. Bu sefer burada yapalım. Y bölü 200 dedik. Y bölü 200 dedik. Eşittir %60 bu sefer. 60 bölü 100 diyoruz. A bakıyorum iki katına çıkmış. Bu da iki katına çıkarsa arkadaşlar buradan Y eşittir kaç oldu? 120 cm oldu. Geliyorum buraya arkadaşlar. Buraya diyorum ki 120 cm oluyorsun sen. E başlangıçta çatı uzunluğumuz 80 cm ydi. Şimdi çatı uzunluğumuz arkadaşlar 120 cm oldu. Peki aradaki farkı sorduğuna göre 120 80 diyorum. Cevap bu da 40 cm olarak ne yapmış oluyorum? Bulmuş oluyorum arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel ve tatlı bir soruydu. LGS'de çıkar mı? Evet arkadaşlar. Böyle kolay eğim soruları karşımıza gelebilir diyoruz ve bu şekilde de bu güzel sorumuzu Halletmiş olduk sizlerle beraber diyelim ve yolculuğumuzu kampımızın son videosunda burada tamamlamış olalım arkadaşlar ve sana güzel bir soru soruyoruz diyoruz ki hızlanma kampındaki en sevdiğin konu hangisi oldu ve arkadaşlar en zorlandığın konuda hangisi oldu bu videonun altına yorumlarda buluşalım sizleri seviyoruz kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.